din evliliğe asıl önemli yönlerinden bir tanesi de bu. Müthiş huzur veriyor. Mesela gerçek sevgiyi dinle görebiliyoruz. Mesela insanları sevmeyi dinle öğreniyoruz. Öbür türlü insanlardan korkarız Allah'a seviyesi. Hayvanlardan da korkarız. Mesela çiçekleri sevmeyi bize din öğretir. Güzel kavramı bize yine dinden gelir. Her türlü kavramın kökeni din vardır. Ailenin kökeninde, ahlakın kökeninde, devletin kökeninde hepsinde din vardır. Ama yobazlık da şeytani bir sistem olarak en az dinsizlik kadar kaçınılması gereken bir şeydir. Yani dinsizlik ve yobazlık Deccal'in iki boynuzudur. Daha önce de söylemiştim. Her ikisi de çok büyük bir tehlikedir. Her ikisi de insanı mutsuz eder. Akli dengesini bozar, ruh dengesini bozar, sosyal dengeyi bozar. Yani toplumu delirtir. Mesela bak, komünizm ve faşizm çıktı. Dünyayı her cümerteşti. 300 milyon insanın katledilmesine sebep oldu. 300 milyon insan. 300 milyon kadar da daha da fazla insanın sakat kalmasına sebep oldular. Dinsizlik bunu getiriyor. İnsanlar tabii ki kaçınacak dinsizlikten. Tabii ki dini isteyecekler.